Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde doğal sayılarda rakamların sayı değerleri ve basamak değerleri konusunu işleyeceğiz. Sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyor. Bunu biraz sonra örnekler üzerinde yine anlatacağım. Basamak değeri ise rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değer. Bunu size şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi kolumda bir kullandığım saatim var. Örneğin Şöyle göstereyim. Bu saatimin ilk önce sayı olarak şöyle yanına koyalım. Hani koluma taktığım bir saatim var. Bu saatimin sayı değeri sayı değeri dediğimde bir tane. Yani saatimin sayısı bir tane. Sayı değeri bir. Bir de saatimin ederi yani ne kadar ya da fiyatı fiyatı. Örneğin bu saatin fiyatı nedir? İşte kafadan atalım. 100 liradır. Şimdi saatimin iki tane değeri var. Bir sayısı var. Bir tane saatim var benim. Bir de onun fiyatı var. İşte 100 lira civarında 100 lira dedik. Sayı değeri yani doğal sayılardaki sayı değeri buna benziyor. Yani saatimizin sayısı bir tane olduğu için o şekilde değerlendirebiliyoruz. Basamak değeri ise onun ederi yani fiyatı anlamında kullanıyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde konumuzu işleyelim. Örnek 368.459 sayımız var. Bu doğal sayımızın rakamların sayı değerlerine baktığımızda 9'un değeri yine 9 5'in değeri yine 5 4'ün değeri Yine 4. 8'in değeri 8, 6'nın değeri 6, 3'ün değeri 3. Yani kısacası doğal sayımızdaki rakamların sayı değerleri, sayı değeri kendisiyle aynı oluyor. 6'nın değeri 6, 8'in değeri 8. Örneğimizin sonunda şöyle bir şey var. Sayı değerlerinin toplamı kaçtır mesela? 3'ün değeri 3'tü, 6'nın değeri 6. Hepsinin sayı değerlerini topladım ben yazdım ve 35 çıktı. Gelelim basamak değerine. Basamak değeri ise doğal sayımızda bulunan rakamların bir nevi fiyatı. Yani bulunduğu yere göre değeri ne kadar? Sırayla gidelim. Şimdi birler basamağında 9 rakamımız vardı. 9 rakamının değeri 9'dur. Çünkü 9 tane birlik 9 eder. 5 nerede? 5 onlar basamağında. Yani 5 tane onluk var. 5 tane 10'luk ne yapar? 10 20 30 40 50. 5 tane 10'luk 50 yaptığı için onun basamak değeri yani buradaki 5'in basamak değeri 50. Sonra 4 rakamımız var. 4 nerede? Yüzler basamağında. 4 tane 100'lük 400 eder. O zaman 4'ün basamak değeri 400. 8 binler basamağında olduğu için 8 tane 1000'lik bakın 8000 bunun değeri. 6'nın değeri 10 binler basamağında olduğu için 6 tane 10 bin 60 bin yapıyor. En son 3 rakamımız var. 3 rakamı da 100 binler basamağında olduğu için 3'ün değeri 3 tane 100 binlik 300 bin yapıyor. Peki 368459 sayısındaki rakamların basamak değerlerini toplarsak ne olur? 3'ün değeri 300 .000'di. Altının değeri 60.000'di. 8.000, 4.000, şey 400, 50 ve 9 topladığımız zaman bakın ne oldu? 368.459. Buradan şu sonuca gidebiliriz. Doğal sayılarda basamak değerlerinin toplamı sayının okunuşuyla aynı oluyor. Yani 368.459 sayısının basamak değerlerinin toplamı 368.459 oluyor. Şimdi alıştırmalarımıza geçersek konuyu daha iyi anlayacağınızı umuyoruz. Birinci alıştırmamızı okuyarak devam edelim. Aşağıdaki doğal sayılarda gösterilen rakamların sayı değerlerini bulalım. Birinci doğal sayımız 6548. 4'ü ve 6'yı bulmamız istenmiş. 4'ün değeri 4. Sayı değeri. 6'nın değeri yine 6. 73.204 sayımızda bu doğal sayıda 0'ın değeri, sayı değeri 0. 7'nin sayı değeri 7. Yani neydi? Sayı değeri rakamın kendisiyle aynı oluyordu. 970.683 sayısında 3'ün değeri, sayı değeri 3. 0'ın sayı değeri 0. 9'un sayı değeri 9. Diğer alıştırmamızı okuyalım. Aşağıdaki doğal sayılarda gösterilen rakamların şöyle biraz büyütelim. Evet. Aşağıdaki doğal sayılarda gösterilen rakamların basamak değerlerini bulalım. Yani bir nevi neydi? Fiyatını bulalım. Neye göre? Bulunduğu yere göre. Burada 43.716 doğal sayısında 3'ü göstermişler. 3'ün basamak değerini bulacağız. 3 nerede? Önce ona bakıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler. 3 binler basamağında. O zaman 3 tane bin 3000 bin eder. 3'ün basamak değeri 3000. 189.295 doğal sayısındaki 8'i işaretlemişler. 8'in yerine bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. 8 tane 10 bin, seksen bin eder. 8'in basamak değeri 80 bin. Alttaki sayımız 93647. 4'ün değeri birler, onlar, 4 tane onluk 40. Basamak değeri 40. 9'un değeri 9, 10 binler basamağında olduğu için 90.000. Evet. Diğer sayımız 109612. Burada 0'ın değerini soruyor. 0 10 binler basamağında ama Herhangi bir sıfır, herhangi bir çokluğu ifade etmediği için sıfırın değeri, basamak değeri yine sıfır oluyor. Birin basamak değeri bir yüz binler basamağında olduğu için bir tane yüz bin, yüz bin demektir. O zaman birin değeri yüz bin. Diğer sayımıza bakalım. Altının değeri altı yüz. Niye? Çünkü yüzler basamağında. Dört. 100 binler basamağında olduğu için 400 bin. 4'ün değeri. Ve diğer sayımız 800 bin 322. Sıfırın değeri yine sıfırdır. 8'in değeri 100 binler basamağında olduğu için 800 bin. Evet. Diğer alıştırmamıza bakalım. Aşağıda verilen doğal sayıların sayı değerlerinin toplamını bulalım. Evet. Evet. 5259'un sayı değerlerinin toplamını bulacağız. 5'in değeri 5, sayı değeri. Artı 2'nin değeri 2. Diğer 5'imizin değeri 5. En son 9'un değeri 9. Hepsini topluyoruz. 5, 7, 12, 9 daha 21. Sayı değerlerinin toplamı 21'miş. Diğer sayımıza bakalım. 72660 7 2 6 6. Sıfırı yazmıyorum. Çünkü sıfırın bir değeri yok. 7, 2 daha 9, 15, 21. 12 de 21 çıktı. Diğerine bakalım. 2'nin değeri yine 2 sayı değeri. Sıfırların değeri yok. Onları yazmıyorum. Bir de burada 2'miz var. 2, 2 daha 4. Demek ki 200 bin 200 sayısındaki rakamların sayı değerlerinin toplamı 4'müş. Diğer sayımız 504.816. 5, Sıfırı yazmıyorum. 4, 8, 1 ve 6 topluyorum. 5, 9, 17, 18, 24 çıktı sayı değerlerini toplamı. 999.999 ,999 sayısının sayı değerlerinin toplamını bulalım rakamların. Yani 6 tane 9'u toplamış olacağız. Evet. Çarpmayla da bulabilirim. 6 kere 9 54 yapıyor. Demek ki buradaki 999.999 .999 sayımızdaki rakamların sayı değerlerinin toplamı 54'müş. Diğer alıştırmamız aşağıda verilen doğal sayıların basamak değerlerinin toplamını bulalım. Evet. Büyük basamaktan başlıyorum. Basamak değerleri yani buradaki altının değeri 60.000. Çünkü 10 binler basamağında. 5'in değeri 5000. 4'ün değeri 400. 2'nin değeri 20. 3'ün değeri de 3. Evet, basamak değerlerini topluyorum. 3 2 4 5 ve 6. 65423 çıktı. Diğerini yapalım. 7'nin değeri 7000. Şuraya kenara yazıyorum. 5'in değeri 500. Basamak değeri. 4'ün değeri basamak değeri 40. 9'un basamak değeri 9. 9, 4, 5 ve 7. 7549. Zannediyorum fark ettiniz. Doğal sayıların basamak değerlerinin toplamı doğal sayının kendisiyle aynı oluyor. Yani 7549 doğal sayısının basamak değerlerinin toplamı 7549 oluyor. Bunu da yapalım. 8'in değeri 800.000 çünkü 100.000'ler basamağında. 7'nin değeri 70.000. 6'nın değeri 6.000. 5'in değeri 500. 1'in değeri 10, 4'ün değeri 4. Evet. Basamak değerlerini topluyorum. 0 0 0 4 1 5 6 7 8. 876.514. Demek ki 876.514 doğal sayımızın basamak değerlerinin toplamı yine 876.514 yapıyor. Demek ki bu sonuca vardığımıza göre bu sayının 65374 sayısının basamak değeri yine 65374'tür. Diğerleri de yine 917600'dür. 600.006. 600.006. Evet buradan şu sonuca çıktık. Tekrar ediyoruz. Doğal sayımızın içindeki rakamların basamak değerlerinin toplamı doğal sayımızın kendisiyle aynı oluyor. Diğer alıştırmamıza bakalım. Aşağıda verilen doğal sayılarda sayı değeri en büyük rakamı işaretleyelim. Sayı değeri neydi? Rakamın kendisiyle aynıydı. 4'ün değeri 4'tü, 6'nın değeri 6, 1'in değeri 1. 4'ün değeri 4, 7'nin değeri 7, 5'in sayı değeri 5. Buna baktığımız zaman burada sayı değeri en büyük kim var? Bakıyorum rakamlarıma 7 var. O zaman buradaki 7'nin sayı değeri diğerlerinden büyük. 1709 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam 9. 25612 doğal sayısında sayı değeri en büyük rakam 6. Diğer sayımızda 7, burada 8 ve en son sayımızda yine 8. Son alıştırmamız Aşağıda verilen doğal sayılarda basamak değeri en büyük rakamı işaretleyelim. Birinci alıştırmamıza bakalım. 5'in değeri 5. 4'ün değeri 40. Yani basamak değeri. 6'nın basamak değeri 600. 7'nin basamak değeri 7000. O zaman en büyük basamak değeri burada. 32.998 sayısında en büyük basamak değeri olan rakam en büyük olan basamakta olduğu için 3'ün değeri 30 bin oluyor ve diğerlerinden büyük oluyor. 3. 195.694 sayısında 1. Bir, 1'in değeri 100 bin olduğu için 9'un değeri 90 bin. 5'in değeri 5.000. O zaman 1 hepsinden büyük. Ha, demek ki bu alıştırmamızda da şu ipucunu yakaladık. En büyük basamaktaki rakam kaç olursa olsun diğer rakamlardan basamak değer olarak daha büyük oluyor. Bakın burada hep 9 var. Hep 9 var. Bir en başa geldiği için 100 binler basamağına geldiği için bir diğer dokuzlardaki rakamların basamak değerlerinden daha büyük oluyor. O zaman en baştaki rakamlarımız en büyük oluyor. Basamak değeri bakımından. Evet dersimizin sonuna geldik. Sizlere başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.